Aslında çok bahsetmek istiyoruz gerçekten. Yani hem e, bu yılın başında düzen e, yaptığımız UX trendleri e, yazısında ki başlıklardan biriydi bu değişen tasarımcının değişen rolü diye. Gerçekten çok fazla tasarımcının bilgisayar karşısına geçip bir programla bir şeyler üretmesi üzerinden dönüyor tartışmalar ama e, yaptığımız işin değerinin veya artık harcadığımız vaktin dağılımının önemli bir kısmının insanları bir şey yapmaya ikna etmekte, yaptığımız işi insanlara onları ikna edecek şekilde sunmakta vesaire olduğunu biliyoruz. O yüzden tasarımcının rolünün ciddi bir şekilde değiştiğini gördüğümüz bu noktada aslında hikayeleştirmenin, işte işin içine oyun katmanın ne kadar kritik olduğunu düşündüğümüzden Ricardo'yu davet ettik. Ee, değişimlerden ve dönüşümlerden bahsederken aslında ben e, size şimdi user spots olarak son dönemde yaptığımız e, COVID üzerine e, çalışmaları e, paylaşıyor olacağım. E, bunun içinde de tabii ki e, son zamanlarda çok sık e, kullandığımız e, şeyi... E, bir saniye. Son zamanlarda çok sık kullandığımız e, bir uygulama olan e, şeyi e, Miro'yu kullanarak aslında bu sunumu yapacağım. Yaklaşık 3 çalışma yaptık. Covid sonrasında tüketiciler, trendler ve de e, çalışanların deneyimleri e, nasıl değişiyor diyerek. O yüzden bu 3 çalışmanın da e, aslında 3 çalışmanın çıktılarını şeyde bulabilirsiniz. E, Marketing Türkiye'de 5 gündür yayınlıyoruz ama bugün... Ben tekrar bunların üzerinden hızlıca e, geçmek istiyorum. Şimdi ekranımı e, paylaşıyorum. Evet, bir sonsuza doğru e, gittik. Klasik tarayıcımızda. Şu an e, ekrana görebiliyor musunuz? Ama dediğiniz gibi sonsuzlukla görüyoruz. Ha, sonsuzlukla mı görüyorsunuz? Okey. Evet. Okey. Diğer, diğer Chrome e, sayını göstermeye çalışıyorum da. Okey, şimdi görebildi. Tamamdır. Evet, evet arkadaşlar. Şu an e, diğer tarayıcı ekranımı e, daha rahat görebildiğinizi düşünüyorum temel olarak. Evet, e, Miro'yu aslında ilk günlerinde Real Time Board döneminden kullanmaya başladık. O yüzden hem Azize Aziz değil, hem Aydın'a hem de Ömer'e bu noktada teşekkür etmek istiyorum. İsmi Real Time Boardken bizi tanıştırdılar. Bu toolla beraber, bu toolla ve bu tool aslında şu an birçoğumuzun online kolaboratif bir şekilde fikir geliştirme şeyine dönüştü, noktasına dönüştü. Ben size aslında hazırladığımız sunumu Miro'da aktaracağım ama daha biraz daha çözünürlüğü daha iyi olması için öncelikle bu sunumun başlıklarının hızlıca şey üzerinde aktarıyor olacağım tarayıcı üzerinden. Şimdi ilgilendiğimiz yaptığımız çalışmalar sonucunda 5 temel başlığa ulaştık. Bu ulaştığımız 5 temel başlıklardan biri işlerin nasıl devam ettiği ile alakalı. İşler şu an bazı kuruluşlar için online ve fiziksel devam ediyor. Bazı kuruluşlar için sadece online devam ediyor. Bazıları ise tamamen kapalı olmalarına rağmen tüketicileriyle bir etkileşim içerisindeler, etkileşime girmeye devam ediyorlar. İlk başımız bununla alakalı olacak ve burada şirketler neler yaptıklarını anlatma konusunda da güzel sayfalar oluşturabiliyorlar. Aslında bunlara kullanıcı deneyimi tasarımıyla SEO'nun çok birleştiği bir nokta olan o bir konuda uzman sayfa oluşturma mantığı, pillar page yapma mantığını birleştirdiğimizde. Amazon'un yaptığı işte e, bu COVID sayfası gibi ki kendileri aslında bir blog sayfası e, oluşturmakla beraber yaptıklarını çok güzel üç başlıkla anlatıyorlar. Son zamanlarda istifa eden Amazon üst yöneticileri nedeniyle aslında buradaki yazılanlar ne kadar doğru biraz e, hep beraber sorgulayacağız ama Amazon'un kendi yaptıklarını bu üç kategoriye bölmesi e, işini anlatma konusunda güzel örneklerden biraz Aslında Amazon şunu diyor çalışanlarımız için bunu yapıyoruz. E, müşterilerimiz ve satıcılar için bunu yapıyoruz. Ve dünya için bunu yapıyoruz. Aslında bu üç başlıkta e, Amazon tüketicisinin çok temel beklediği e, soruların, e, daha doğrusu çok temel beklentilerini karşılayan başlıklar. Bu beklentiler niye böyle değişti? Aslında bu ikinci başlığımızı doğuruyor. E, Metro Gross Market'ten Melih bahsetti. İnsanlar artık e, çalışanlara, şirketlerin çalışanlarına olan yaklaşımlarını bir şeye dönüştürebiliyorlar. O şirkete karşı bir olumlu duruşa ya da bir olumsuz duruşa dönüştürebiliyorlar. O yüzden şirketlerin çalışan deneyimine verdiği önem, işin devamlılığını nasıl sağladığıyla alakalı, işte hijyen faktörünü nasıl sağladığıyla alakalı ya da çalışanların yaptıklarıyla alakalı konular tüketici deneyimini de olabildiğince etkilemeye başladı. Yani bir şirketin, ki yakın zamanda biliyorsunuz bir market bizde belli sayıda kişiyi işe alarak güzel bir uygulama yapıp aslında insanların evlere sipariş vermesini kolaylaştıran bir şey yapmıştı ama bazı işte elinde poşetlerle e, yokuş çıkan çalışanların fotoğrafları o şirketin e, App Store'daki ratinglerinin e, bu noktaya kadar gelmesini sağladı yani 1.8'e kadar düşürdü e, o alışveriş uygulamasının e, daha doğrusu alışveriş uygulamasının fizikseldeki müşter şeylere çalışanlarına yaşattığı o deneyimden dolayı eskiden bu kadar net ve sert bir reaksiyon olmazdı diye düşünüyoruz. Bu açıkçası gerçekten yeni dönemin kritik noktalarından birisi. Burada üçüncü başlığımız alternatif kanallarla alakalı. Aslında biliyorsunuz belli fiziki kanallarımız kapalı olduğu zaman kişileri online kanallara yönlendiriyoruz ve bu online kanalların e, bekleme deneyimlerini tasarlamak çok kritik yani şu an insanlar çağrı merkezinde beklerlerken Aslında siz onlara şeffaf bir şekilde işte çağrı merkezinde çalışan insanların e, sağlığı için e, işte sayılarla alakalı bir değişime gitmek zorunda olduğunuz ya da çalışma saatleriyle alakalı bir değişime gitmek zorunda olduğunuzu şeffaf bir şekilde açıkladığınızda tüketicinin o kadar bir bekleme ile alakalı problemi olmuyor şu dönemde e, Bir de hızlı aksiyonlar üretmek çözüm odaklı olmak bu noktada, bir servisi mükemmel yapmak değil ama hızlı bir şekilde ortalama kalitede üretmek de şu dönemin beklentileri içerisinde. Hatta bunun finansal dünyadaki karşılığını söyleyebilirim. Yakın zamanda Warren Buffett ki dünyanın en büyük yatırımcılarından biri kendi hissedarlarına her yıl çok önemli bir rapor sunuyor. Ve orada şunu dedi Amerikan Merkez Bankası'nın doğru yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Doğru adımlar atıp atmadığını bilmiyoruz ama hızlı adım atması gerekiyordu. Bu çok daha önemliydi doğru adım atmasından. Burada da aslında doğrusunun ne olacağını beklemek yerine hızlıca aksiyon almak bizim için kritik olabiliyor. Etkileşim ve sosyal medya tarafında aslında e, yine e, belki e, pazarlamacılar beni düzeltirler bilmiyorum ama genelde markanın eğer rockstar yöneticisi yoksa Elon Musk gibi ya da Steve Jobs gibi markanın kurumsal hesaplarının daha ön planda olması, kişilerin hesaplarının ise biraz daha geri planda olması ya da bir şey duyurulacaksa bunun önce kurum hesabından sonrasında e, girişimcinin ya da kurucunun ya da CEO'nun hesabından e, duyulması beklenirdi. Bu dönem bu işleri biraz daha tersine çevirdi. Bunda şunun da etkisi var. Aslında bu dönem biraz liderlik beklentisinde olduğu bir dönem. Son bir ay içerisinde yapılan bütün güven oyu anketlerinde e, yaklaşık 70 bin kişinin hayatını kaybettiği Amerika'daki Trump ya da İtalyan Başbakanı ki İtalya da bunu çok ciddi e, yaşamasına rağmen bu yöneticilerin güven oylarının giderek arttığını görüyoruz. Yani insanlar bu tarz kötü dönemlerde bir liderin e, hesabını ya da bir liderin seslenmesini e, bir kurumun seslenmesinden daha değerli bulabiliyorlar. Ki bu dönemde Yemek Sepeti CEO'sunu Nevzat Bey'i bol bol aslında yaptıkları geliştirmelerde ve yaptıkları e, sosyal fayda içerikli hareketlerde yaptıkları bu hareketleri paylaşırken gördük. E, i̇letişim dilimizin hem şeffaf hem de insanların artık gerçekten yazın gelmesi, spor müsabakalarının fiziki etkinliklerin tamamen olmaması nedeniyle ...canlarının sıkılmasından dolayı biraz da eğlenceli bir modda tutabileceğimizi e, düşünmekle beraber aslında tüketicilerin ben değil biz adını verdiğimiz o yeni dönemin hani benim için değil dünya içinde bir şeyler yap sağlık personelleri de için bir şeyler yap beklentisini de aslında karşılamamız gerektiğini düşünüyoruz servis ve ürün farklılaşmasına gelirsek de burada şirketlerin bu dönemin ihtiyaçlarını karşılamak için pivot edebilecekleri bazı örnekler var kampanyaları insanları evde tutmak işte gez dolaş ve para harca yerine evdeki vaktini daha eğlenceli geçirme üzerine odaklanabileceğini görüyoruz bir yandan da sosyal faydayı sağlayabilecek fayda odaklı yan projeleri yaparak aslında yine yukarıda olduğu gibi ben değil biz mantığını e, geliştirebileceklerini düşünüyoruz aslında biz tüketiciyle yaptığımız çalışmalar e, çalışanlarla yaptığımız çalışmalar ve sonrasında aslında trendlere bakarak yaptığımız çalışmalar sonunda e, bu beş başlığa temelde ulaştık şimdi bu beş başlıkla alakalı biraz daha detay örneklerden bahsedebiliriz. Aslında hani şu an online ve fiziksel taraf beraber açık olan şirketlerde fiziki dünya için artık yeni bir deneyim tasarlamak zorunda kalabiliyoruz. Ya bundan belli bir süre önce bir restorana gittiğinizde size şöyle bir izolasyon kartonu verseler, hepinizden nefret ediyorum kartonu verseler belki o kadar şey olmayabilirdiniz. Ee, bu ürüne karşı bir reaksiyon gösterebilirdiniz. Hani bu karton bana daha çok şeyi andırıyor. Bazı işte koleksiyonun ya da Nurus'un yine Agile çalışan şirketler için yaptığı tek başıma çalışıyorum çalışma alanlarına çok benziyor. Biz onları hepinizden nefret ediyorum çalışma alanları gibi adlandırıyorduk. Ama şu an fiziksel deneyimi kurgularken insanların bir şeylere dokunmadan, birilerine dokunmadan minimum temasla bunları alması gerektiğini ya da alması beklentisi oluştuğunu ee, görüyoruz. Şu an Starbucks deneyiminizi düşünün ki Twitter'da çok fazla şey görüyoruz. Yani Lütfen Starbucks'ları açın ee, diye Sağlık Bakanlığı'na seslen, e, seslenen insanları görüyoruz gerçekten. Şu an Starbucks sırasında arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Ee, et, yanımızdaki e, insanlarla çok yakın bir mesafede sırada bekliyoruz. Barista eldivensiz elleriyle o kahveyi doldurdu. Şimdi bunlar şu an korku hikayesine dönüştü ee, aslında. O deneyim bir anda... Şu an 3 ay önce e, her gün yaşadığımız o deneyim ki biz e, abonelik servisiyle beraber biraz daha kahve dünyası tüketicisi olmaya başlamıştık ofisteki birkaç arkadaşımla beraber ama dediğim gibi artık yeni bir fiziksel dönem e, bizleri bekliyor e, fizikselin taraf fiziksel tarafının kapalı olduğu ama dijitalde işlere devam eden şirketlerin bu iki deneyimi birleştirerek çok güzel e, servisler sunduğunu görebiliyoruz örneğin Kanada'daki mağazalarını kapatan Toys R Us aslında evde ebeveynleri, çocuklarıyla ebeveynlerin daha iyi vakit geçirmesi için ya da daha eğlenceli vakit geçirmesi için ya da daha öğretici vakit geçirmesi için belli ürünleri birleştirip belli paketler sundu. Ama bu paketleri sadece bir araya getirip sunmadı. Yani alın size böyle Ramazan paketi gibi 5-10 tane ürünü koyuyorum demedi. Bunu ee, o ürünlerle yapılabilecek çeşitli YouTube ve TikTok challengeları ile birlikte birleştirdi. Yani e, fiziki olarak kapalı olmasına rağmen fiziki e, yerde sunduğu belki deneyimi çünkü biliyorsunuz birçok oyun mağazasında çocukların gelip oynayabilecekleri alanlar var ee, anneleriyle ebeveynleriyle beraber ee, burada ise bunun e, dijital versiyonunun çok güzel kurgulandığı bir e, örnek mevcut. Tamamen kapalı olsa da şirketler aslında e, ki Ikea'yı tam olarak bu örneğe vermeyebiliriz ama şirketler hala etkileşime devam ediyorlar. Yani bu dönem fiziki varlığımızı sınırlandırdığımız noktada müşteriyle, tüketicimizle etkileşimimizi bitirdiğimiz bir dönem anlamına gelmiyor. Ikea örneğin, bilmiyorum aranızda Ikea köftesi sevenler var mı ama e, ben çok fana değilim bu köftenin ama bu köftenin şeyini vermiş durumda e, köftenin tarifini insanlara e, vermiş durumda. Bunun haricinde e, çok güzel e, kapalı olan e, şirketler için daha doğrusu küçük ölçekli şirketler için yapılan kampanyalar var ki yakın zamanda yemek sepeti odalar ve bortalar Birliği ile beraber başlattı. Biz gastro club örneğini e, paylaşabiliriz. Yani gastro club gitmekten çok memnun oldunuz ama şu an kapalı olan yerleri uzakta e, ilerleyen bir zamanda kullanabileceğiniz hediye çeklerini şimdiden satın alarak aslında o e, mekanın nakit akışına bir destek olmanızı sağlayacak güzel bir program başlattı. E, Metro'da buna benzer bir programı işte Coca-Cola ile PNG ile vesaire başlatmıştı yakın zamanda. Dediğim gibi aslında ilk birinci dönem bizim fiziki ve dijital deneyimlerimizi birlikte e, tasarlamamız gereken e, hangisinde e, devam ediyorsak birinde kapalıysak diğerine daha fazla odaklanacağımız veya tamamen kapalıysak da etkileşime devam etmemiz gereken bir dönemdeyiz. İkinci başlığımız neydi aslında? İkinci başlığımız çalışan deneyimiydi. Şimdi çalışan deneyimi kısmı bütün sadece çalışanlar için değil, bütün şirketlerin aynı zamanda müşteriler için de kritik olmaya başladı. Burada artık müşteri hizmetlerini duygusal destek sunmak için dönüştüren Swim Suite örneği bence güzel bir örnek. Yani fiziki mağazalarını kapattıktan sonra kendi çalışanlarının e, hala çalışmaya devam etmelerini sağlamak ama aynı zamanda müşteri mutluluğu ekibine dönüştürüp onları tüketicilere meditasyon içerikleri sunmasını sağlamak gerçekten güzel örneklerden bir tanesi. Tabii ki şirketlerin aldığı hijyen önlemleri, şirketlerin bu dönemde çalışanlarına yaptığı e, yardımlar veyahut onların daha sağlıklı olmalarını sağlayacak hareketler e, tüketicinin de temel beklentileri arasında. Aslında Amazon'un burada gösterdiğimiz Çalışanlarımız için neler yaptık örneği tekrar söylüyorum. hani Amazon bunları e, belirtiyor ama e, ciddi bir e, şey var. E, Amazon hakkında soru işaretleri var. Ona da e, tabii ki açıklama e, yapıyorlar. E, tüketicinin son dönemdeki e, COVID öncesinde de aslında olan bir beklentisiydi. Biz bunu 2020 trendlerinde müşterilerimize, 2019 trendlerinde müşterilerimize anlatmıştık. Konuşu aslında Trump sonrası Amerika'da. E, Şirketler olan güven endeksi, devlet olan güven endeksini geçtiği için artık şirketlerin çok daha e, işte etkisi düşük sosyal sorumluluk projeleri yapmak yerine aksiyon alıp e, harekete geçip belli şeyleri değiştirecek, belli kanunları değiştirecek rol alması e, beklentisinin içerisinde, hatta bunu yapıp da e, yönetimle ters düşen şirketlerin aslında hem tüketici bağlılığında hem de satışlarında bir et, e, azalma olmadığını da görebiliyoruz. Buna da verebileceğimiz en güzel örnek aslında Nike'ın e, Amerikan Ulusal Marşı'nı protesto eden Kopernik e, adındaki Amerikan futbolcusunun reklamında oynatması, Trump'ın buna sinirlenip onlarca tweet atmasına rağmen Nike'ın geri adım atmaması ve önemli sayıda tüketicinin ise bu hareket karşısında Nike'ı desteklemesini verebiliriz. İşte bu dönemde bu biraz daha değişti Türkiye ve dünyada. Hem çalışanlar için hem de dünya için bir şeyler yapıp dönüştü. Burada aslında en talihsiz çalışanlar, ki çalışan deneyimi çalışmalarımızda da çıkıyor bu. Belki sonraki şeylerde Görkem'le de konuşuruz. Çocuklarıyla beraber, daha doğrusu ben buna bir ufak bir afiyet geçeyim. Yürüyen, hareket eden çocuğu olup da çalışanlarıyla beraber evde çalışmak zorunda kalanlar. Yani evde toplantı odası ayarlamaya çalışmak çocukla ilgilenmek vesaire ve bunların tamamını ev içerisinde yapmak ciddi bir mental yorgunluk getirebiliyor çalışanlara ama sadece bir mental yorgunluktan bahsetmemek lazım hani dünya ne olacak, şirketimiz ne olacak kaygısının da insanları etkilediği bir dönemdeyiz. Bu dönemde mesela burada güzel bir örnek var Easy Joe'nun işte meyve servisi, ofiste meyve servisi verirken bir paketle beraber çalışanlarına meyve göndermesi de güzel bir hareket. Tüketicileri ve çalışanları ilgilendiren bir diğer kısım ise aslında hijyen faktörü. Yani burada daha çok covid free teslimat örneklerimiz var. Yani hem tüketici hem de çalışan işin devamlılığı için hijyenin nasıl sağlandığını merak ediyor. Burada örneğin bu Çin'deki teslimat şirketi Size ep üzerinden teslimatı yapan kişinin vücut ısısını da bilgi olarak geçiyor. Bunu Türkiye'de Arby's de yapıyor, hatta Burger King'de yapıyormuş galiba ilk günlerden. Ee, ki bunu yapan e, Zomato da var. E, size ürünü getiren kişinin e, vücut sıcaklığı aslında e, en azından e, bir hem onun çalışmasında problem olması hem de sizin e, daha güvenli bir şekilde bunu sağlıyor olun e, ürünü alıyor olmanız anlamında önemli. Tabii ki burada Türkiye'de Yemek Sepeti'nin çok hızlı ürettiği e, dokunmadan teslimat örneği bizim aynı zamanda hem e, hızlı aksiyona verdiğimiz bir örnek. Biz buraya getir e, logosu getir görseli koyduk ama bana bir ve Yemek Sepeti getirden birkaç gün önce. E, kuryeye dokunmadan te teslimat yapmanızı sağlayacak bir fonksiyon geliştirmişlerdi. Aslında son yemek sepeti siparişimde de fark ettim ki e, bu böyle bir şey içerisinde hani bu insanları ve bizi rahatlatmak için e, yapılmış ve gerçekten karşılığı olmayabilen bir fonksiyon da olabilir. Yani ben pizza siparişi vermiştim, pizza geldi, e, dokunmadan teslimatı seçmiştim ama gayet de elden teslim aldım, hayatıma devam ettim. Bu örneği verdiğim birkaç kat kişi bana şunu dedi: Bir pizzacı kuryesi arayıp şey diyormuş, yani lütfen tabure kurye şey tabure falan koyun, ben pizzayı onun üzerine bırakayım gideyim. Aslında hem hızlı aksiyon üretmek hem de o aksiyonu hızlıca bir servise dönüştürme noktasında güzel örnekler. Bence burada Ankara Büyükşehir Belediyesi de çok güzel bir örnek. Yani birçok servisinin sadece web sayfasından form açarak yani bir geliştirme vesaire yapmadan bir tane form açıp buraya başvurun sizinle ilgileneceğiz diyerek çok farklı kullanıcı gruplarına, çok farklı segmentlere hizmet verir bir noktada aksiyon gösterebildiler. Şimdi bu yeni dönem aslında alternatif kanallar için ciddi bir bekleme deneyimi tasarımı adını verdiğimiz şeye götürecek bizi. Şu an birçok ee, mağazanın aslında ki sabahki gördüğümüz data şuydu. Alışveriş merkezleri açıldığında yüzde on birimiz bu merkezlere gidecekler. alış, ee, AVM'cilerin yüzde otuzu ama genel e, şeyin yüzde on e, Genel tüketicinin yüzde on bu şekilde e, gidecek. Şimdi gitmeyen tüketicilerin de ya da gitmeyecek tüketicilerin de temel soru işaretlerinden biri oranın ne kadar kalabalık, ne kadar dolu olacağıyla vesaire alakalı olabiliyor ki gıda alışverişi yaparken de işte metroya, mikrosa vesaire gitmeden önce aklınızda bir soru işareti olabiliyor gerçekten. Şirketlerin artık yoğunluk haritası vermesi, rezervasyon servislerini sunması gibi konular eskisinden daha kritik aslında bunu yapan yurt dışında New York'ta bir startup vardı buna benzer bir konuyu geçen yıl bazı restoranlara ve AVM'lere önerdiğimizde ne kadar dolu olduğunu göstermekle alakalı çekinceleri vardı şirketlerin. Aslında bir yerin ne kadar dolu olduğu bazı müşteriler için olumlu bir konuyken bazı müşteriler için de olumsuz bir konu olabiliyor. Yani bir gece kulübünün doluluğu oraya giden insanların motivasyonunu arttırabilirken bir rezerv restoranın boşluğu yine sakince yemek yemek isteyen insanların insanlar için bir seçim noktasına dönüşebilir. Dediğim gibi böyle ketum baka bakıyordu şirketler ama artık bu tarz dokunmadan e, online kanallarda ya da fiziki dünyada dokunmadan e, işlemi tamamlamak isteyen müşteriler için bu tarz servisler kritik olacak. Bunu pivot'ta da aslında bu örneği pivot bölümünde de bahsedeceğiz ama popüler rezervasyon uygulaması Open OpenTable'da e, restoranlar kapandığı için o re rezervasyon özelliğini e, üye marketlerde ki e, saat aralığını seçme özelliğine dönüştürdü. Ya da şimdi çok fazla şu deneyimi tasarlama noktasında olacağız. Hemen e, şey yapalım. Bir banka şubesinin önünde insanlar banka şubesine girmek için ya da bir mağazanın önünde o mağazaya girmek için sırada bekliyor olacaklar. Çünkü içeri alınan insanların sayısı belli bir e, içeri giren insanların sayısı belli bir e, rakamla limitlenmiş durumda. Böyle olduğu için dışarıda da insanların hem sağlığını tehlikeye atmadan hem de e, onların e, bekleme motivasyonlarını arttıracak deneyimler tasarlamak e, zorunda kalacağız. E, aslında o klasik yine Starbucks'ın sıra deneyiminin benzerini burada kurgulamamız gerekebilir. E, burada tabi bu raporu detaylı bir şekilde Marketing Türkiye ile birlikte paylaştık ama burada e, vaktimi de olabildiğince etkili kullanmak için e, ...hızlıca örnekleri, önemli örnekleri paylaşmak istiyorum. CEO etkisinden bahsetmiştik. Aslında e, burada Sağlık Bakanlığı'nın hesabını takip etmek yerine... ...Sağlık Bakanı'nın hesabını takip etmek ve onun açıklamalarını dinlemek... E, ...daha bizim için e, rahat bir noktada, daha kendimizi rahat hissettiğimiz noktada... ...hatta bununla alakalı bazı eleştiriler de olmuştu... ...paylaşımların bakanlık hesabından yapılmasıyla alakalı ama... Ee, dediğim gibi normalde belki daha mantıklı, daha makul ya da daha kurumsal bir duruş olacakken bu dönemde insanlar ee, güvenilir bir lider yaptıkları doğru ya da yanlış olsa bile güvenmek isteyecekleri bir lider arayışı içerisindeler. Türkiye'de aslında bu liderlik arayışını önemli girişimlerin kurucuları işte ee, yemek sepeti ya da Getir gibi şirketin kurucuları ee, karşılamış durumdalar. E, bunu daha Görmeye devam edeceğiz gibi aslında bir yandan da bu paylaşımların bir CEO'nun insanlara olan etkisini ne kadar olumsuz bir noktaya götürebileceğini düşünüyoruz yani görebiliyoruz Elon Musk da açın Amerika'yı çağrılarıyla beraber insanların sonrasında Atatürk'ün cümlesini hatırlattı kendisinin paylaştığı Atatürk cümlesini hatırlattığı bir noktaya götüren bir yaklaşım içerisinde şu an yani Elon Musk hepimiz için e, bilimsel bir buluşu hayata geçirebilen çok iyi bir scientific objeyken şu an e, neden böyle davranıyor acaba diyen bir insana dönüştü gerçekten her her daim de Sion'un bu tarz açıklamalar yapmaları yapması olumlu bir e, şey e, olumlu bir etki yaratmayabiliyor. E, i̇letişim konusunda aslında şeffaflık çok kritik bizim için ama bir yandan da hani şeffaflığın yanında e, e, eğlence de benzer bir şekilde e, bu dönemde arayış içerisinde olduğumuz bir konu çünkü az önce de bahsettim biraz sıkıldık. E, burada hani şirketler evde kalmamız için hep beraber e, yaratıcı iletişim örneklerini e, sunmaya odaklandılar e, ve e, bunu sadece şirketler değil belediyeler de yapma konusunda e, olabildiğince şeylerdi, e, aktiflerdi. E, son başlıklara geleceğim aslında, hızlıca. Başlıkları mı? Evet. <laughs> yani kaç, kaç tane var? E, bir, üç, dört başlığım daha var. Çok hızlı aslında ya, bu, aslında bu ben kısmı. Şöyle Böyle evet. oldu Mustafa. Zamanı e, epeyce açtık. Aslında hı hı. E, toparlarsan son cümlelerle şöyle yapalım. Bu e, Araştırma olağanüstü güzel bir araştırma. Yorumlardan da görüyorum ben, paylaşıyorlar. Ee, belki sadece bunun için bir webinar yapabiliriz. Öyle görüyorum. Ne dersin? Tamam. Okay, yani okay. bu dört başlık daha anlatırsak bir Hı -hı. 20 dakika daha alacak. Ee, okay. Biz gece yarısı bitiririz galiba konferansı tamam. diye düşünüyorum. Ee, ben beni... dinleyenlerimize ee, ve bizden Hı -hı. talep etsinler. Ya, talep tamam. etsinler. Dinlemeyi talep etsinler. Bora benim beni chatten değil WhatsApp, WhatsApp'tan uyarsanız ben aslında reaksiyon göstereyim. Hızlıca bitireyim. Tamam. Son cümlelerimle beraber. Peki. Ee, ben değil biz aslında birçok şirketin zaten e, yaptığı hareketti. Bu noktada da iki örnekle tamamlayayım. Aslında mutlu bir evin ürün e, noktasında pivot edip bir e, nano dezenfeksiyon servisi vermesi tüm şirketlere güzel bir örnek olabilir. Burada da aslında yan proje tarafında da Apsio'nun ee, örneği bizim için güzel bir örnek. Aslında site yönetim e, aracı iken Apsion e, onun haricinde işte 65 yaş üstü kişilerin isteklerini girebildiği ve sitedeki insanların da onlara destek olabildiği bir şeye dönüşmüş durumda. Dediğim gibi çok fazla örnek var. Tabii ki bunlar benim e, anlatırken e, bir de hızlıca anlatmaya çalıştığım için zamanı atladığım kadar fazla e, örnek var. Diyerek aslında ben şeyi tamamlamış olayım kendi bölümüm bunun ayrıca tabii ki webinarını yaparız arkadaşlar sorularınızın da olduğunu görüyorum ama ayrıca bir şeyde biraz daha detaylı konuşmakta fayda var soruları dediğim gibi teşekkürlerle beraber belki kişiler ayrıca sayı şey yapabiliriz evet webinar webinar eee söyleleri yorumlarını ümit ediyorum ki karşılıksız bırakmayacağız.